Ben Afrikalıyım. Toprağımı güneş yakar, ayağımı toprak. Ben Afrikalıyım. Babamı hiç görmedim. Annem de görmemiş savaştan sonra. Ben Afrikalıyım. Her 15 saniyede bir kardeşim ölüyor. Ve ben sıramı bekliyorum. Burası Afrika. Güneş her gün toprağa kavuruyor burada. Her 15 saniyede bir çocuk ölüyor. Burası Afrika. Zengin kaynaklarına inat can çekişiyor. Bir bardak su için kilometrelerce yürüyor insanlar. Milyonlarca insan ölümü bekliyor. Burası Afrika. Dünyanın en fakir kıtası. 40 milyonun üzerinde insan açlığın pençesinde. Burası Afrika. 3 öğün açlık ve susuzluk kuruluyor sofralara. Burası Afrika. Yapay hastalıklarla batının ölüm saçan laboratuvarları haline gelen bir toprak. Afrika dünya üzerindeki en yoksul kıta. Dolayısıyla Afrika bugün yeryüzündeki birçok noktadan destek ve yardım bekliyor. Tabii ki Afrika'nın böyle açlıklara, kıtlıklara, yokluklara ve yoksulluklara düçar olması bugünkü bir hadise değil. Çok uzun yıllar devam eden sömürge süreçleri, köleleştirme süreçleri, sömürge sürecinden sonra devam eden yeni sömürgecilik dediğimiz süreç maalesef bugün Afrika ülkelerini kasıp kavurmaya devam ediyor. Yani bizim Nijer'de bulunduğumuz vakitlerde oradaki yetkililerle görüştüğümüzde öğreniyoruz ki Nijer'deki uranyum yataklarını Fransızlar hala sömürmeye devam ediyorlar. Afrika yeni bir kuraklık dalgasının etkisi altında. Doğu ülkeleri son 50 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Binlerce insan ölümün kıyısında sırasını bekliyor. Susuzluk ve açlıktan her gün onlarca insan ölüyor. Burası Afrika. En lüks ihtiyaç su bu topraklarda. Binlerce insan gelirinin büyük bir kısmını su temin etmek için harcıyor. Burada 40 derece sıcaklıkta bütün ihtiyaçlarını günde 3 bardak suyla karşılıyor insanlar. Onu da bulamayanlarsa İdrarlarını içerek hayatta kalmaya çalışıyor. Etiyopya'da 400 insanın geliriyle geliri İsviçre'deki bir insanın gelirine eşit. Çok enteresan bir istatistik. Aynı parayla İsviçre'de bir insan yaşıyor ama Etiyopya'da bu paraya 400 insan geçinmek, yaşamak durumunda. Bir başka istatistik, Amerika'daki insanların köpeklerine harcamış oldukları paranın yarısını Afrika insanlarını eğer gönderebilseler, Afrika'da açlık kalmayacak. Böyle bir enteresan, daha farklı bir istatistik. Bu istatistikler gerçekten Afrika insanının zor şartlarını bizce daha anlaşılır kılıyor. Afrika'da Somali ile başlayan kurban coşkusuna her sene yeni ülkeler eklenerek devam ediyor. Cezayir, Çad, Mısır, Nijerya, Etiyopya, Sudan, Uganda, Ruanda, Eritre, Mozambik, Malawi ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelere ulaşıldı. Kurban çalışmasıyla biz önce